Halkada gizemler aralandıkça ortaya çıkan etkileyici sırlar beraberinde intikamı, hırsı ve merakı da getiriyor. Romantizmi de, gerilimi de bir arada bulabileceğimiz dizide her an heyecan verici aksiyonlarla buluşuyor, her bölüm yeni bir maceranın parçası oluyoruz. Çağatay Bey. Sevilen dizinin başrol oyuncularından Serkan Çayoğlu'yla sizler için bir araya geldik. Ya yeter! Yeter! İrem'i tuzağa düşürmüşler. Cinayeti üstüne yıkmışlar, kameraya kaydetmişler. Dizide Cihangir Tepeli'ye hayat veren yetenekli oyuncuya dizi ve karakteriyle ilgili bilmek istediklerinizi sorduk. Öncelikle Serkan Çayoğlu'nu sizden dinleyebilir miyiz? Nereden çıktı? Ben Almanya'da doğdum. Orada büyüdüm. Hayatımın ilk 25 senesi Almanya'da geçti. Son 5-6 senedir Türkiye'deyim ben. Aslında çok sıradan bir hayatım oldu. Yani normal bir ailenin oğlu. İşte 20 yaşıma kadar ya da 18'e kadar ailemle birlikte oturuyordum. Sonra üniversite için şehir değiştirince artık kendi hayatımı kurmaya başladım. Üniversite bittikten sonra Türkiye'ye geldim. Ondan sonra Türkiye hikayem başladı zaten. Normalde benim hani hedefim Türkiye'ye geleceğim, oyunculuk yapacağım, oyunculuğu burada yapacağım diye bir hedefim yoktu. Bu tamamen spontane gelişti. Yolunuzun halkayla nasıl kesiştiğini dinlemeden önce çekimler nasıl gidiyor diye de sormak istiyoruz. Çekimler güzel gidiyor. Güzel bir setimiz var. Gerçekten güzel bir setimiz var. Kolay bir iş çekmiyoruz. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Çünkü çok mekanımız var. Sürekli yer değiştiriyoruz. Sahnelerimiz kolay olmuyor. Tamam bir aksiyon işi çekiyoruz ama yorucu oluyor. Ama ekibin de böyle motive olduğunu görünce biz oyuncular da ekstra motive oluyoruz. Zaten hocamız da sürekli işin başında ve sürekli kontrol bırakmıyor. Bu da tabii bizim için, ekip için ayrı bir motivasyon oluyor. Size bu işte mutlaka olmalıyım dedirten şey neydi? Vallahi ben senaryoyu okuduktan sonra çok iyi bir senaryo. Matematiği falan çok iyi kurulmuş. İyi yazılmış, diyalogları çok iyi. Okuyunca zaten işin içinde olmak istedim. Bana sorarsanız da diğer oyuncular da mutlaka aynı hissetmişlerdir. Güzel, çok iyi bir senaryo, karakterler çok iyi. Bütün karakterlerin ayrı hikayeleri var. Yani çok iyi bir his verdi bana senaryo. Cihangir'in hikayesi de çok güzeldi. Hikayesini çok sevdim. Bu kadar. Efendim anne. Hayat verdiğiniz Cihangir'in hikayesi nedir? Kimdir? Nasıl biridir Cihangir? Onunla kavga ettin. Sonra evi terk ettin. Allah düşmanımın başına vermesin. Uykusuzluk sorunuyla boğuşuyor. Bir dönem yurt dışında kalmış. Belli ki orada bir şeyler yaşamış. Oradan getirdikleri var. Burada yaşadığı olaylar var. O yüzden şimdi neler söyleyebilirim onu düşünüyorum. Kaçıncı bölümdeyiz? Ne zaman yayınlanacak bu bilmiyorum tam olarak ama. Hem sakinliği Cihangir'in üstüne uykusuzluk böyle bir geçmişini çözmeye çalışan bir karakter. O yüzden sürekli yani bir şeyler çözüyor, bir şeyler yeni yeni anlıyor, bir şeyleri yeni yeni görüyor Cihangir. Eline bir tane DVD ulaşıyor. Kaan'a da, Cihangir'e de aynı zamanda kırmızı bir DVD. Bu DVD'nin göndericisi belli değil henüz. Ama DVD'nin içindeki olay Cihangir'i bambaşka yere götürüyor. Artık geçmişini sorguluyor. Geçmişten hesap soruyor, ailesinden hesap soruyor. Ve halka örgütü var artık, onu da biliyor. Ve halkaya karşı Kaan'la amaçları bir olduğu için Kaan'la halkaya karşı bir savaş açıyorlar. Kendini göreceksin, her şeyi göreceksin. Çok kötü şeyler olmuş tamam mı? Buraya gelmelisin. Kendini göreceksin, her şeyi göreceksin.
İrem? İrem? Bu arada cinayet görüntülerinin yer aldığı DVD'ye ilk inanan kişi de Cihangir oldu diye düşünüyoruz. Sorguluyor aslında. Sorguluyor. Kaan da ikisi de yani elinize bir DVD'nin geçtiğini düşünün ve çok acayip şeyler var DVD'nin içinde. İnsan mutlaka sorgular. Hani başta inanmaz zaten hemen kanmıyor. İnanmak da istemiyor ama bir yerde kafasında bir yerde her zaman o soru işareti kalıyor. Ve bundan sonra da ailesine karşı özellikle babaya karşı bir sorgulayan bir tavırda Cihangir. Yani sürekli ne dediğine bakıyor. İşte bazı şeyleri hatırlıyor yavaş yavaş. Bir psikologla görüşmeleri var. Orada hem kendini açıyor, seyirciye de aynı zamanda hem kendini açıyor. Cihangir'in hikayesini, ne gördüğünü, ne yaşadığını anlıyoruz. Aynı zamanda da bunu böyle kesik kesik hatırlıyor. Tam olarak her şeyi bilmiyor. Yani Cihangir aslında halkaya hem savaş açıyor ama aynı zamanda geçmişini çözmeye çalışıyor. Yani kendisine ne olduğunu anlamak istiyor. İyi olmuş. Canım. Acil değilse ben seni sonra arasam. Biraz acil. Biz de tam senden bahsediyorduk. Kiminle? Babam ve misafirleriyle. Çağatay'la. Çağatay'la göreceksin. Yardımın lazım Müjde. Biraz da dizideki ilişkilerden konuşalım mı? Cihangir'in Müjde ile ilişkisi nereye doğru gidecek dersiniz? Olur. Müjde ile İskender'in kızı Müjde. İskender'le İlhan zaten savaş halindeler. Büyük rakipler. Dolayısıyla ikisi de çocuklarının bir olmasını asla istemez. Zaten böyle bir niyetleri de yok. Cihangir'in de böyle bir niyeti yok ama kendini kaptıracak. Sosyal medyadan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Sevenlerinizin ve takipçilerinizin mesajlarına cevap verebiliyor musunuz? Ben elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum ama bu tahmin edersiniz ki çok zor oluyor. Geri dönüşler çok iyi. Bu zaten sevindiren tarafı da bu. Yani sonuçta bir emek veriyoruz burada 70 kişi, 80 kişi. Saatlerce çalışıyoruz. Bunun bir karşılığı bize bu dönüşlerle oluyor. Yani karşılığı budur. Bir insanların seviyor olması, izleniyor olması dizinin bizi tabii mutlu ediyor. 3, 2, 1, prova buyurun. Ayrılık zamanı geldi çattı Serkan Bey. Son olarak set ortamından ve ekibin birbiriyle uyumundan bahsedelim mi? Gerçekten güzel bir ekip oldu. Şimdi bu çok klişe olacak. Hani setimiz çok eğlenceli, çok güzel falan ama gerçekten güzel bir ekip kuruldu. Yoğun saatlere rağmen çok iyi anlaşıyor ekip. Hem oyuncular kendi aralarında, ekip kendi arasında, oyuncular ekiple çok iyi bir kaynaşma oldu burada. Saatlerimiz güzel geçiyor. Karizmatik oyuncu Serkan Çayoğlu'na bu keyifli söyleşi için teşekkür ediyoruz. Sen alışacaksın. Alışmak başka. Unutmak başkaydı. Ben ikisini de istemem. Halka yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Er ya da geç öldüreceğim. Yakında yangın çıkacak. Bu saatten sonra İstanbul yansa ne olur Kaan?